Bakın tartışmasız görüştüğümüz en önemli görüşme. Bir anayasa değişikliğiyle bir ülkenin kanla, savaşla kurduğu bir rejim el kaldırıp indirle değiştirilmeye çalışılıyor. Kurucu irade ulusal kurtuluş savaşı sonunda yani 1919-1923'te saraydan alıp halka yani millete vermiş olduğu yetkiyi şimdi yıkıcı irade milletten alarak, meclisten alarak saraya vermeye çalışıyor. Konuşulan, tartışılan şey bir rejim değişikliği. Kişisel hak ve özgürlükleri genişleten, demokrasiyi güçlendiren, insan haklarına daha saygılı, doğayı, çevreyi koruyan, dezavantajlı kim varsa sahip çıkan, pozitif ayrımcılığı doğru tarif eden bir anayasa yapılabilir. Ama siz oturup halk bizi seçti, biz halktan aldığımız yetkiyle halkın bize verdiği yetkiyi bir de teslim ediyoruz diyorsunuz. Bundan sonra Yürük Bey o yapacak, yasama yerine geçip kararnameler çıkaracak. Yargıyı, hakimleri, savcıları o belirleyecek. Onun istediği kadar özgürlük, onun istediği kadar demokrasi, onun istediği kadar adalet, onun lütfettiği kadar hak, onun lütfettiği kadar eşitlik olacak. Böyle bir anayasa yapmaya hiçbirimizin yetkisi yok. Milletvekili yemini burada. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma diyor, korumuyor. Yoksa birine mi teslim ediyor? Bir düşünün. Hukukun üstünlüğüne yemin ediyoruz ama hukukun tamamını bile teslim ediyoruz. Şimdi yapılmak istenen şey meclis askıya almaktır. Meclisin yani halkın iradesini yok saymaktır. Bakıldığında 15 Temmuz'da yapılmak istenen olayla şimdi yapılmak istenen değişikliklerin birbirine ne kadar paralel olduğunu görüyoruz. İkisinin de amacı meclisi demokrasiyi yok etmektir. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki 15 Temmuz'da darbecilerin silahla, bombayla yapamadıklarını Anayasa Komisyonu'nda mecliste parmaklarla yapmak isteniyor. Geliştirilmek istenen bu rejim kim seçilirse seçilsin diktatörlüktür. Diktatörlük tek adam rejimleriyle yönetilen ülkelerin hiçbirinde demokrasi yok, insan hakları yok, kadın erkek eşitliği yok, hukukun üstünlüğü yok, yargının bağımsızlığı yok. Bakın hemen yanı başımızda tek adamlıkla diktatörlükle yönetilen ülkelere bir bakın. Suriye'ye, Mısır'a, Libya'ya, Irak'a bakın. Bunların hiçbirinde huzur yok, refah yok. Kan var, gözyaşı var. Mezhep savaşları var, etnik kimlik savaşları var. Yanı başımızda yıllardır şahit oluyoruz. İnsanlar birbirlerini boğazlıyor. Son birkaç yıldan beri Yunanistan'ın nüfusu kadar insan katledildi, öldürüldü. Değerli milletvekilleri, bize bırakılan mirasa hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bakın biz hala Suriye değilsek, Irak değilsek, Libya değilsek, Mısır değilsek bunu herkesin bilmesi gerekiyor ki bunu laik, demokratik cümlede borçluyuz. Bunu sizin sürekli eleştirdiğiniz, heykellerini kaldırmaya çalıştığınız bu cumhuriyetin kurucusu, bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Başkanlığı her yerde çare, her türlü sorun çözüm olarak sunuyorsunuz, anlatmaya çalışıyorsunuz. Bakın son 2,5 yıldan beri Türkiye fiil olarak başkanlıkla yönetiliyor. Türkiye'de sorarım size değerli milletvekilleri, terör mü bitti, ekonomi mi büyüdü, eğitimde başarı mı arttı, demokrasi mi gelişti? Bunlar hiçbir olmadı değerli milletvekilleri, olmadığı gibi belki tarihimizde yaşamadığımız kadar terörü son 2,5 yılda yaşadık. Her gün canlı bombalar patlıyor. Adeta bir Orta Doğu ülkesinden farkımız kalmadı. Her çoğunluğun dediği, her çoğunluğun söylemiş olduğu sözler doğru değildir. Bunu yüzlerce yıldan beri tarih bize gösterdi. Her çoğunluğun söylemiş şey doğru olsaydı Sokrates atılmazdı, Hallacı Mansur İpek gerilmezdi, Galileo öldürülmezdi. Her çoğunluğun söylemiş olduğu şey doğru olsaydı 12 Eylül 1980 anayasası %93'le kabul eden anayasayı bugün bir kişi savunabilirdi. Her çoğunluğun dediği doğru olsaydı 12 Eylül 2010'da yapılan değişikliklerin doğru olurdu. Bugün kimse arkasında duramıyor. Değerli milletvekilleri, bu anayasa değişikliğinin herkesin vicdanıyla geçmeyeceğine inanıyorum.